Merhaba gençler, Kimya Adası'nın dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde organik kimyaya giriş yapıyoruz arkadaşlar. Bölümümüz organik kimyaya giriş. Evet, şimdi organik kimyaya giriş deyince öncelikle organik kimya nedir diye bakalım arkadaşlar. Organik kimya arkadaşlar karbon kimyası olarak bilinir arkadaşlar. Biz bileşikleri normalde organik bileşikler ve anorganik bileşikler. Anorganik bileşiklerin diğer ismi inorganik bileşiklerdir arkadaşlar. İkiye ayırırız. Ve organik bileşikler deyince, organik kimya deyince karbon içeren bileşiklerin yapılarının incelenmesiyle oluşan bir kimya alanından bahsederiz arkadaşlar. Evet. Şimdi pekala bu ne zaman nasıl ortaya çıktı diye bakarsak arkadaşlar bakın şu ilk cümle çok önemlidir. Bir zamanlar organik bileşikler sadece canlı organizmalarda bulunur düşüncesi hakimdi. Evet ya, yani bu 1900 yılların 1800 yılların ortalarına kadar 1900 yılların başlarına kadar arkadaşlar bu düşünce hakimdi. Bu düşünceyi arkadaşlar Alman kimyacı Wöhler, bakın zaten ismi de Alman bir ifade. Sanki böyle Schweinsteiger gibi bir isim arkadaşlar. Wöhler tarafından çürütülmüştür. Bunlar önemli bilgiler arkadaşlar. Belki ileride bir yarışmaya katılırsanız orada sorabilirler. Peki ne yapmış arkadaşlar Wöhler? Wöhler'in yaptığı çalışma arkadaşlar amonyum siyanat dediğimiz bir anorganik bileşik var. Buradan arkadaşlar ısıtarak üreyi sentezlemiş. Bakın amonyum siyanat anorganik bir maddemiz. Üre ise arkadaşlar organik bir maddemiz ve ısıyla bunu dönüştürerek ha demek ki artık biz bu şekilde yani organik bileşikler sadece canlı değil laboratuvarda sentezleyebiliriz düşüncesi ortaya çıkmıştır. Ve böylelikle arkadaşlar organik kimya almış başını yürümüştür. Eğer bu çalışma olmamış olsaydı belki de şu an organik kimya diye bir alandan bahsedemeyebilirdik. Evet şimdi pekala organik bileşikler deyince karbon içeren bileşiklerdir. Bakın şurada birkaç tane örnek verdik. Metan, etil alkol, işte formik asit, benzen, amonyum, metilamin, işte etin, karbon tetraklorür, karbon tetraiyodür gibi bileşikleri verdik arkadaşlar burada. Şimdi genel olarak bunların hepsinin birer karbon içerdiğini görüyorsunuz. Karbonun yanında başka elementler de vardır. Bunları göreceğiz ama öncelikle şunlara bakın arkadaşlar. Organik bileşikler deyince nelerden bahsedeceğiz? İlaçlar bakın. Şeker, petrolün ürünleri işte ne olabilir bunun içerisinde arkadaşlar? Benzin koyarsınız, doğalgaz gibi ürünleri koyabilirsiniz, LPG koyabilirsiniz, motorini koyabilirsiniz. Parfümler bakın organik bileşiklerdir. Gene plastik bugün organik kimyanın çok önemli bir alanını oluşturur. Kauçuk biliyorsunuz arkadaşlar bu ürünü ayakkabılarda çok kullanılır özellikle. İşte alkollerden bazıları, deterjanlar, sabunlar, temizlik ürünleri arkadaşlar bakın. İşte gene boyalar, selüloz bir karbonhidrattır. Biliyorsunuz ki proteinler. Yani canlı yapısında bulunan maddeler deyince işte protein deriz, karbonhidrat deriz. Bunların yapıları da arkadaşlar organik bileşiklerdir. Veya yağlar dersek de bunlar da gene organik bileşiklerdir diyebiliriz. Evet, şimdi bir istisnamız var ama tabii ki. Demiş ki her karbon içeren bileşik organik bileşik olarak kabul edilemez. Şimdi bakın burada bizim kodlamalarımız var aslında. Kodlamalar şudur. Bakın karbon monoksit, karbondioksit. Bakın karbon içermesine rağmen bu bileşikler arkadaşlar nedir? İşte birer organik bileşikler değillerdir. Gene bakın arkadaşlar siyanür tuzu ve karbonat tuzları da gene arkadaşlar organik olarak kabul edilemez. Yani bakın tuzsa elimizde siyanür içeriyorsa ve karbon içeriyorsa veya arkadaşlar elimizde bir karbon monoksit, karbondioksit gibi bir molekül varsa bunu organik olarak kabul etmiyoruz. Çünkü organik bileşiklerde aslında şöyle bir yapı olması lazım. Bakın karbon karbon bağının olması lazım. He, pekala CH4 niye pekala o zaman organik? Karbon karbon bağı yok burada. Arkadaşlar CH4 molekülü aynı alkanların verdiği tepkimeyi verdiği için özellikle yer değiştirme tepkimesini verdiği için arkadaşlar biz bunu organik bileşik olarak kabul edebiliriz. Aynı şekilde arkadaşlar CCl4 de CI4 de aynı hidrojenle karbon, klor aynı birer bağ yapmış. İyot da aynı şekilde bir bağ yaptığı için bunları da organik bileşikler olarak ifade edebiliriz. Şimdi arkadaşlar bakın sodyum siyanür. Siyanür tuzu var, organik değildir. Karbonat, magnezyum karbonat organik olamaz. Alüminyum siyanür gene organik değildir. Potasyum karbonat, hidrojen siyanür bakın hidrojen içermiş, karbon içermiş, azot içermiş ama
Organik kabul etmiyoruz arkadaşlar. Aman dikkat. Bakın böyle soru gelebilir. Hemen demek ki bu soruları kaçırmayacağız. Evet, bir soru dedik. Hemen karşımıza bir soru geldi arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisi organik değildir? Evet, ilaçlar biliyorsunuz ki organik bileşiklerdir. Pet şişe arkadaşlar, plastik madde görüyorsunuz ki polimerleşme üründür. Etil alkol, kauçuk. Evet, su deyince arkadaşlar bakın su bir inorganik bileşiktir. Çünkü formülünde hiç karbon yoktur. O zaman cevabı burs olarak işaretlerim. Yandaki bileşiklerden hangileri organiktir demiş arkadaşlar. Bakın bir yani siyanür yok elimizde. Karbonat yok birinci bileşik için baktığımız vakit arkadaşlar. Şu yapı bir asittir. Karbonik asittir arkadaşlar bunlar. Karboksil asitlerdir. O zaman bu doğru. Evet, sodyum siyanür arkadaşlar bunu alamam çünkü siyanür içerdiği için. Metan evet bir organiktir. Yani karbonla beraber hidrojen de içerecek tabii ki maddemiz. Bakın burada karbon var ama bir tuz, bir karbonat. Bakın karbonat tuzu diyoruz ya. Karbonat tuzu veya işte bir karbonat tuzu. Bunları içerirse arkadaşlar maddemiz organik kabul edilemez. O zaman bu da organik değildir. Hangileri organiktir? Arkadaşlar 1 ve 3 organiktir. Evet. Kaç tanesi organiktir demiş. Bakalım sabun. Evet organiktir arkadaşlar. Sabun niçin organiktir? Çünkü yağdan elde ediyoruz arkadaşlar. O zaman zeytinyağı da organiktir. Bakın canlı zeytin. Motorin. Evet. Bir petrol ürünü organiktir arkadaşlar. Petrol nasıl elde ediyor biliyorsunuz ki. İşte eski yıl, milyonlarca yıllar öncesinden ölen işte hayvanların veya işte bitkilerin köklerinden oradaki fosilleşmeyle elde edilen bir sıvı maddesidir arkadaşlar. Dolayısıyla bol miktarda karbon içerecektir. Taş kömürü aynı şekilde arkadaşlar petrol gibi. Kabartma tuzu bakın arkadaşlar kabartma tuzunun formülünü hatırlarsak sodyum bir karbonattı. Dolayısıyla arkadaşlar bu maddemiz sayılamaz. Doğalgaz evet organiktir. Gene aynı şekilde kömür gibi. Çamaşır suyu arkadaşlar sodyum hipoklorit. Dolayısıyla bunu karbon içermediği için sayamayız. Yemek tuzu sodyum klorür olmaz. Aspirin arkadaşlar ilaçsa eğer organik bileşiktir. Eğer bugün organik kimya varsa arkadaşlar ilaçları da içine alan önemli bir endüstriden bahsediyoruz demektir. Dolayısıyla kaç tanesiymiş bakalım? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesi organik olarak karşımıza çıkmış. Evet şimdi organik bileşiklerle anorganik bileşiklerin farklarına bakalım. Arkadaşlar bakın birisi neyse diğeri tam tersi oluyor zaten. Oradan birini bilirsek diğerini çıkartabiliriz. Demiş ki genellikle suda çözünmezler organik bileşikler. Çünkü benzer benzeri çözer arkadaşlar. Organik bileşikler genellikle apolar oldukları için suda çözünmezler. Ama anorganik bileşikler tuzlardır daha çok. Ve bunlar suda iyi çözünürler diyebiliriz. Sayıları çoktur arkadaşlar. Bakın organik bileşikler çok fazla sayıda bileşik yapısı vardır. İşte alkan, alken, alkin, işte alkoller, aldehit, keton bunların hepsini tek tek size anlatacağız arkadaşlar. Anorganik bileşikler ise bunlara göre azdır. Bakın az element kullanılıyor. Yani bakın öyle bir şey ki ikinci ve üçüncü öncülere bakarsak az elementle çok sayıda bileşik oluşturuluyor. Hani işte neye benzer bu? Kurtuluş Savaşı'nda bizim çok az askerimiz vardı ama biz dünya kadar savaş kazandık. Yani az askerle dünya kadar arkadaşlar baktığımız vakit dünyadaki tüm ülkelerle hemen hemen savaşmıştık ve başarılı olduk. Bunu düşünebilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla az elementle çok sayıda organik bileşik üretebilirken çok elementli arkadaşlar az sayıda anorganik bileşik elde edebiliriz arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Evet, tepkimeleri yavaştır arkadaşlar organik bileşiklerin ama anorganik bileşiklerin ise tepkimeleri hızlıdır arkadaşlar. Erime ve kaynama noktaları organik bileşiklerin düşükken çünkü apolar moleküllerdir genellikle. Apolarların içerisinde zayıf London kuvvetleri vardır. London kuvvetleri ise arkadaşlar en zayıf fiziksel bağ olduğu için bunların erime ve kaynama noktaları düşük oluyor. Bunların hepsini anlatacağız arkadaşlar ama gene de bilin ilerleyen kısımlarda erime ve kaynama noktaları anorganik bileşiklerin genellikle çünkü bunlar iyonik bağlı bileşiklerdir arkadaşlar. İyonik bağlı bileşik olduğu için en kuvvetli bağlar olduğundan dolayı anorganik bileşiklerin erime ve kaynama noktaları yüksek oluyor. Elektriği iletemezler arkadaşlar organik bileşikler ama anorganik bileşikler elektriği iletebilirler. Genellikle kokuldurlar organik bileşikler. Anorganik bileşikler ise genellikle kokusuzdurlar arkadaşlar. Evet genellikle kovalent bağlıdırlar. Organik bileşikler için söylüyorum. Anorganik bileşikler ise genellikle arkadaşlar iyonik bağlıdırlar diyebiliriz. Evet, bir sorumuz daha var. Hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Organik bileşiklerle ilgili.
yalnızca canlı organizmalarda sentezlenir. Arkadaşlar, organik bileşikler yalnızca canlı organizmalarda sentezlenmez, laboratuvarda da sentezlenir. Genellikle kovalent bağlıdırlar. Evet, organik bileşikler genellikle kovalent bağlıdırlar. Plastikler yapay organik bileşiklerdir. Evet, plastikler bir polimer ürünüdür. İçerisinde bol miktarda karbon bağı vardır arkadaşlar. Dolayısıyla biz bunu laboratuvarlarda ürettiğimiz için yapay diyeceğiz. Ha, petrol deseydik veya doğal gaz demiş olsaydık, petrol, doğal gaz doğal organik bileşiklerdir. Ama plastikler yapay organik bileşikler. O zaman cevabımız organik bileşikler için doğru olan 2 ve 3'tür diyeceğiz arkadaşlar. Evet. Bakalım bir sorumuz daha var. Demiş ki yandığı vakit karbondioksit ve su elementlerinin su bileşiklerini oluşturan bir organik bileşiğin yapısında oksijen, hidrojen, karbon elementlerinin hangisi de bulunmak zorunda değildir? Arkadaşlar, bir organik bileşik yakıldığı vakit karbondioksit ve su açığa çıkartıyormuş. Bakın. O zaman bir kere buradaki karbondioksitteki karbonun kaynağı arkadaşlar organik bileşikten gelmesi lazım. O zaman bu bileşikte kesinlikle karbon içermesi lazım ki organikse mecburen arkadaşlar karbon olacaktır. Gene arkadaşlar bakalım su çıkıyor. Su nasıl çıkacak arkadaşlar? Bir kimyasal bir maddede girenlerde hidrojen olması lazım ki buradaki oksijenle bağ yaparak buradaki suyu oluşturabilsin. Dolayısıyla arkadaşlar hidrojen de olması lazım. Ama arkadaşlar acaba oksijen zorunlu mu? Oksijen olabilir, olmayabilir de arkadaşlar. Çünkü buradaki oksijenle biz bunları bağlayabiliriz. Dolayısıyla arkadaşlar zorunlu değildir diye sorduğu için cevabımız 1 olacaktır. Ama şöyle bir şey, hani oksijen olabilir, olmayabilir. Yani oksijen kesinlikle yoktur diyemem. Bu yapıda oksijen de olmuş olsa yine karbondioksit ve su açığa çıkacaktır. Bununla alakalı arkadaşlar bol bol mol ve formül bulma sorularını ilerleyen derslerimizde göreceksiniz arkadaşlar. Evet. Yukarıdaki bileşiklerle ilgili olarak hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Bakalım. CF4 ve KF bileşiklerini vermiş. CF4 arkadaşlar organik bir bileşiktir. Potasyum florür arkadaşlar iyonik bir bileşiktir. Evet. İyonik bağlı olduğu için de aynı zamanda anorganik bir bileşiktir. CF4 de arkadaşlar kovalent bağlı bileşiktir diyebiliriz. Evet, birinci bileşik organik, ikinci bileşik inorganiktir. Evet, doğru arkadaşlar. Birinci bileşik organik bileşiktir. İki bileşik de kovalenttir demiş arkadaşlar. Evet, bakalım potasyum florür diyoruz arkadaşlar. Potasyum artı 1, flor eksi 1. Burada artı eksi elektrostatik çekim kuvveti vardır. Dolayısıyla bu maddemiz iyonik olmalı ama bu yanlış olacak o yüzden. Kaynama noktaları arasındaki ilişki 2 büktür 1 demiş. Arkadaşlar iyonik bağlı bileşiğin aradaki bağlar daha kuvvetli olduğu için kovalent bağlı bileşiklere göre bunu yıkmak için daha böyle enerji vermemiz gerektiğinden ötürü kaynama noktaları her zaman 2 büyüktür 1 yani iyonik olan kovalent bağlı bileşikten daha fazla diyebiliriz. Ve arkadaşlar demiştik ki anorganik bileşiklerin kaynama noktaları inorganiklerden daha organiklerden daha yüksektir demiştik. Dolayısıyla bu da bunu doğruluyor. Cevap o zaman 1 ve 3 olacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu dersimiz sona erdi. Bir sonraki dersimiz arkadaşlar karbonun allotroplarını vereceğiz. Doğada bulunma şekillerini vereceğiz arkadaşlar size. Hepinize bir sonraki dersimize kadar başarılar, iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.